Manşet'e hoş geldiniz. Yeni bir hafta. Yeni bir hafta geçtiğimiz hafta konuşulan konular çoktan hasır altına itildi ve şimdi bambaşka başlıklar var. Ankara adım atamaz halde derken gerçekten gerek pandemi, gerekse ekonomik sıkışmışlık, dış politikada, iç politikada sıkışmıştık. Ankara'yı adım atamaz hale, karar veremez hale, tepki gösteremez hale, çözüm üretemez hale soktu. Bugün bütün bunlara biraz bakacağız. Ama pandemi demişken bir Yeni Zelanda'ya götüreyim sizi. Normale dönen Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser. İnanılır gibi değil. Ben de uzun bir süre sonra ilk defa böyle bir haber görüyorum. İlk defa böyle bir konser fotoğrafı görüyorum. Gece Oscar törenine baktım biraz bir, bir buçuk saat kadar. Sonra sıkıldım, tamamlayamadım ki Oscar törenlerini hiç kaçırmam. Uzun yıllardır eş zamanlı seyrederim. Sabahlarım o gece adeta. Fakat son derece sönük, donuk. Adaylar bile Los Angeles'a gelmemiş. Herkese bulunduğu yerde bağlandılar. Londra, Sydney vesaire gibi. Los Angeles'ta bile dar bir salonda ciddi sosyal mesafeli masalarda işte oturtulan adaylar falan vardı. Çok sıkıcıydı dar bir salon toplantısı, sönük, işte şov yok, tören yok, ne bileyim, izdiham yok, ilgi yok, basın yok. Öyle olunca hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. İzletmiyor da kendini ve filmler, yarışan filmler falan da zannediyorum çok talihsiz bir zamana denk geldiklerini düşünmüşlerdir. O ayrı bir konu. Ne zamandır yani Batı'da bu tarz toplantılar, bu tarz eee büyük katılımlı organizasyonlar düzenlenmiyor. Türkiye'deki insanlar bilmiyor. Yani gerçekten kapalı salon toplantısı, açık hava ya da kapalı ne bir toplantı, ne bir konser, ne bir etkinlik, ne bir düğün, ne bir nikah, ne bir cenaze yok. Yani bin kere örnek verdik. Bir kere daha söyleyeyim. Kraliçenin kocası Prens Philip ki İngiltere'nin efsane simge isimlerinden biridir. Vefat etti ve geçtiğimiz haftalarda sadece birinci derece yakınlarının katıldığı 30 kişilik bir cenaze merasimiyle töreni yaptı. Evet kaldı ki o tören yapıldığında İngiltere'de koronavirüs vakası sayıları fena halde düşmüş, ölüm sayıları düşmüş ve İngiltere nüfusunun yarıya yakını aşılanmıştı. Benzer bir durum Türkiye'de olsaydı ne olurdu diye ben artık kıyas yapmayı bıraktım. Çünkü Türkiye'de vaka sayıları patladığı, ölüm sayıları patladığı halde hala bir takım etkinliklerden taviz verilmiyor. Yakın zamana kadar verilmedi. Bundan sonra da verilecek gibi görülmüyor. AKP kongreleri bitti. Başka cenaze törenleri, başka toplantılar falan yaşanmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarına falan baktığımda da gerçekten çok fazla yakıştıramıyorum. Siyasi partilerin kime etkinliklerine baktığımda da aynı şekilde Denk geliyor ölüme, fotoğrafları, görüntüleri, o akıl al, akıl alış şeyler değil. Yani bu görüntüler Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da yok. İşte Oscar törenini örnek verdim, yok yani. Ee, siz neye güvenerek böyle törenler, böyle katılımlı programlar yapıyorsunuz? Akla zarar, ondan dolayı da işte vaka sayıları artıyor, ölüm sayıları artıyor. Yeni Zelanda bu işi baştan beri çok iyi yönetti. Bir ada devleti olmanın avantajını kullandı, ama ada devleti olmak her zaman avantaj sağlamıyor for example İngiltere. <laughs> İngiltere ada devleti olmanın avantajını kullanamadı. Çok geç kaldı. Son derece yanlış adımlar attı ama son 3-5 aydır toparladı öyle görülüyor. Bakın Yeni Zelanda vaka sayılarını ve ölüm sayılarını sıfırlayınca 50.000 kişilik konser verilmiş efendim. Evet. Auckland'ta düzenlenen konser diyor. İşte burada katılımcıları görüyorsunuz bildiğiniz tam anlamıyla bir konser yani herhangi bir tedbirin uygulanmadığı, herhangi bir sosyal mesafenin falan olmadığı bir konser ki e, Twitter'da da bunun görüntüleri böyle paylaşılmış görüyorsunuz 1.3 milyon görüntülenmiş bir görüntü getiriyorum Twitter'dan e, hiçbir e, yani bildiğiniz konser yani en ufak bir önlem veya en ufak bir pandemi tedbiri yok efendim. Bu da böyle. Ankara'da gündem Kobane davası ee, ve bu dava söz bu dava ile ilgili ee, İçişleri Bakanı bir video paylaştı Süleyman Soylu. Onların anlatmadığı HDP PKK için hesap vakti demiş ve bu videoyu kendi sosyal ağlarından çeviriyor. Çok büyük tartışmalar var şeyle alakalı. Kobani davası ile ilgili 128 sanıklı dava. Başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek dağılmak üzere HDP eş genel başkanları var. Eski. Pek çok milletvekili, eski milletvekili var. Sincan yerleşkesinde muazzam bir izdiham var. Şeyler alınmadı. Sincan Avukatlar salonu alınmadı, ee, içeride mahkeme heyetinin ciddi bir e, şov yaptığı ileri sürülüyor. HDP'li milletvekilleri tarafından tam bir kargaşa hakim e, Sincan yerleşkesinde ve tam bu esnada İçişleri Bakanı, Türkiye'nin İçişleri Bakanı da e, HDP-PKK için hesap vakti diye böyle bir e, video paylaşıyor kendi hesabından. Sonra o mahkemede işte efendim ne yapacak adil karar alacak. Hüseyin, Hüseyin Boatekin e, dava başlamadan bitti. Savunma avukatları olarak duruşma salonuna alınmadık. Salonda yüzlerce polis asker var ama avukat yok. Müvekkillerimizi şu an avukatsız yargılamaya çalışılıyor demiş. Evet. Yine e, bu da işte o anlardan e, görüntü. Salon'a alınmayan avukatlar. Evet, bununla ilgili e, son derece sıcak. Halen devam ediyor. E, gelişmeler oldukça muhakkak ilerleyen günler içerisinde de paylaşırız. Orada Euronius'tan okuyayım. TSK'ya gülen yapılanması operasyonu 459'u muvazzaf 532 asker hakkında gözaltı kararı. Bununla ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Sadece bir iki şey söyleyeceğim. O da şu. 15 Temmuz e, Cemalet cemaate ihale edildi ve hala bu e, köpürtülüyor ve hala bu sıcak tutulmaya çalışılıyor. Çünkü bunun altı boşaltılırsa ve bunun arkasında durulmazsa bunun çökeceğinden endişe ediliyor. Ve ne 15 Temmuz davaları takip ediliyor ne de 15 Temmuz sonrasında yaşanan işte KHK'lar başta olmak üzere pek çok insan hakkı ihlali falan bunun takipçisi olunuyor. Neden? Bir iş tutuluyor çünkü bir iş görülmeye çalışılıyor. Ve o iş birazdan bakacağız Ermeni mezalimi, Ermeni soykırımı veya Ermeni tehciri ne derseniz deyin. Benzer şeyler hep Türk, Türk tarihinde var. Yani Türklerin tarihinde de var. Yani bir şeyi tutuyorlar ve bir şeyin etrafında bir koruma kalkanı ve o şeyin etrafında bir adeta bir kenetlenme hali oluyor. Aman burada şey sızmasın, herhangi bir şey sızmasın. Aman burada taviz vermeyelim ki üstümüz başımız batar. Gerçekler ortaya çıkarsa, anlaşılırsa, konuşulursa bu bizim aleyhimize döner diye. Bu da öyle bir şey. 15 Temmuz'un yıl dönümüne neredeyse işte e, Nisan sonu olduğuna göre Mayıs Haziran 2 2,5 ay sonra 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü olacak. 5 sene geçmiş. Hala yüzlerce asker hakkında gözaltı kararı veriyorsunuz. Ve bir tane Allah'ın kulu bile bunu sormuyor, sorgulamıyor. Bir Türkiye'de medya olmadığı için gazetecilik de sorgulamıyor. Ya arkadaş ne bu dalga dalga operasyonlar? Her gün gün aşırı yüzlerce insanı topluyorsunuz. Sivillerden de topluyorsunuz, askerlerden de topluyorsunuz, emniyetten, bürokrasiden, yargı camiasından da topluyorsunuz. Bitmedi mi bu? Soru bir. İkincisi yani bugüne kadar topladıklarınızla ilgili yaptıklarınız, yaptığınız işlemler de ortada. Yığınla insan hakkı ihlali var ve hazırladığınız iddianamelerin içi boş. Üç, e, yüksek askeri şura toplantısı yaklaşıyor gene bir sürü albayı, binbaşını, yüzbaşını bir vesileyle görevden alıyorsunuz. Yaş yaklaşırken yani e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde atama ve terfiler, tayinler'in söz konusu olacağı toplantı yaşa yaşanırken bir yönüyle de böyle bir tasfiye. Ve enteresan bir şekilde belli isimler hep bu operasyonun arkasında hizalanıyor. Bu operasyonları doğruluyor, bu operasyonları teşvik ediyor, bu operasyonları savunuyor. Böyle giderse e, bir 10 sene sonra, bir 20 sene sonra hala benzer şekilde bir gülen yapılanması operasyonunu e, o topraklarda yaşayan insanlar görecekler ve o zaman sormaya başladıklarında ya arkadaş 15 Temmuzun üzerinden 10 yıl geçti, bu ne yapılanması. 15 Temmuzun üzerinden 15 yıl geçti, bu ne yapılanması, bu ne operasyon dediklerinde, belki kendileri götürülüyor olacak. Ama zamanında buna itiraz etmedikleri için buna itiraz edilmeyişinin, bunun sorgulanmayışının, bunun peşinen kabul edilmesinin bir nedeni de şu. Aman bize de gülenci demesinler. Biz bunu savunduğumuzda veya biz bu konuda sorular sorduğumuzda biz de bir gülenci olabiliriz. Biz de bir cemaat mensubu olabiliriz. Sen cemaate nasıl sahip çıkarsın? Bu operasyonu nasıl sorgularsın diye mahallede üzerimize gelebilir. Emniyet, adliyede üzerimize gelebilir diye bir korku. Evet. O arada Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı kendi e, propagandasını gene Twitter adresinden yapıyor. Ramazan ayının manevi iklimi ceza infaz kurumlarında da yaşanıyormuş efendim. İşte böyle fotoğraflar paylaşmış e, Twitter'da. Evet, bu şekilde bunlar cezavi yemekhanesinden. Evet. Ermeni meselesi çok gündemde ama ondan önce bir iki şey söyleyeceğim. Ondan önce gazete kapaklarını hızlıca dolaştırayım size. Ardından gündeme dair ve elbette Ankara adım atamaz halde gerek ekonomik olarak gerekse siyasi olarak adım atamaz halde neden adım atamaz halde ona biraz bakalım. ABD son, son kozunu kullandı diyor akşam. kriptoya yatıran para, yatırılan para yok olabilir demiş analiz. Bir bardak soğuk su içsinler daha doğru olur. Anayurt gazetesi gazete yazarı, kendi gazetelerinin yazarı Mehmet Arif Demirer'in Türkiye'nin Ermeni diasporasının tezine karşı antitez üreterek değil, kendi ofansif tezini oluşturarak 1915 iftirasını çürütebileceğini söylemiş. Ahim'in Perinçek kararı noktayı koydu diyor aydınlık. Vatan Partisi Genel Başkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davasının ardından bütün kararlarıyla bir iştahat oluşturduğunu belirtmiş. Perinçek Yahudi soykırımında mahkeme kararları var ancak 1915 olayları için yok dolayısıyla iddialar bütünüyle geçersizdir demiş. Bir gün yoksulluk gerçek, umut sanal diyor. Umudunu yitirdiği için iş aramayanların sayısı 1 milyonu aşarken gençler çareyi sanal para, borsa ve bahiste arıyor. 50 yaşın altında 5 milyon kişi bahis oynuyor. Borsa yatırımcısı gençlerin sayısı arttı demiş. Dış politikada al gülüm, ver gülüm olmuyor. Cumhuriyetin manşeti emekli büyükelçi Ümit Pamir Biden'ın soykırım sözlerinin vahim olduğunu söylemiş. Diriliş postası ABD ve Biden'ın ABD ve Biden'ın soykırım zırvası yok hükmünde diyor. Doğru haber şer üssü kapatılsın soykırımcı ABD'nin bu hep her defasında işte İncirlik üssünün kapatılması gündeme geliyor ama hiç daha sonra da adım atılmıyor. Yatırım iştahı güçlü toparlanma 2022'de. İş dünyası canlanma umudunu 2022'ye bıraktı. Bununla birlikte yaklaşık her 3 insandan ikisi bu yıl yatırım planlıyor filan. Bayağı iyimser dünya gazetesi. Geleceğimiz bizim elimizde. Antepli işçilerden 1 Mayıs çağrısı. 1915 ile yüzleşmeden olmaz demiş evrensel sayfanın ortalarında attığı böyle biraz korkak başlığında. Pandemide kapanan işletmeye kira desteği gün boyunun manşetiydi. Tarih ve hukuk bizden yana diyor hürriyet Ermeni meselesiyle ilgili olarak 3 tarihçinin görüşünü almış. Sinan Meydan, Hale Şıvgın ve Ahmet Kuyas. Evet. Kripto para meselesi hürsesin manşetinde Biden aynaya baksın istiklal karar 128 milyar sis altında buharlaştı manşetiyle çıkmış. Karar gazetesi 128 milyar olayını etkin ve ısrarlı bir şekilde takip etmeyi sürdürüyor. Evet biraz evvel gösterdiğim görüntüyü imrendiren fotoğraf başlığıyla vermiş. Soldaki Yeni Zelanda'dan fotoğraf, konser fotoğrafı. Sağda da İngiltere'den efendim. İngiltere'de mekanların içinde oturmak yasak ama böyle dış bahçede masa sandalye düzeninde oturmak serbest. Mekanların içine yani restoranlar, kafeler vesaire içinde oturma düzenine geçilmesi 17 Mayıs'tan sonra her şey yolunda giderse. Evet. Ve bitcoin'in sahibi baron eşi hanıma çıktı diyor İlker Baş, Gül, Gül, Güliz Baş. Pek çok gazetede var bu haberi. Todex meselesi e, bir süre daha devam edecek gibi görülüyor. Ermeni lobilerine diz çöken ABD'ye verilecek en iyi cevap üstleri kapatalım. ABD milli güvenlik sorunumuz milli gazete manşet. Misilleme hazırlığı milliyet manşet. ABD Başkanı Biden'ın soykırım ifadesi kullanmasına karşın Türkiye'nin kararı tanımadığını bildiren misilleme metninin hazırlıklarına başladı. Başlanmış. Metin hazırlanıyormuş efendim. Metin, özgür politika, halk direnişe ortak olmalı, pencere işkence derenin sesini duyan yok, posta, kadınların güven çemberi Türkiye çapında kadına şiddet uygulayan 165 kişi içişleri'nin özel merkezinde takip ediliyormuş efendim. Sabah gazetesinin manşeti belli belirsiz. Dostları Biden'a siper oldu diyor. Dostları dediği de Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener. <laughs> Halbuki Meral Akşener çarşaf gibi bir açıklamayla e, kınadığını ve kararı tanımadığını belirtmişti. CHP de aynı durumda. Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı. Başhekim Karagül'le söylemiş efendim. Şu anda gördüğümüz 40-60 yaş grubu arasında oldukça fazla hasta yoğun bakımlarımızda diyor. Türkiye'yi kastederek. Soykırım yalanını kabul eden AB ABD'ye laf çok icraat yok. Tepki böyle olur. Nedir o? Üstlerdeki ABD bayrağı indirilerek olurmuş efendim. E, 74'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından... Amerika Türkiye'ye silah ambargosu koyunca cevabımız çok sert oldu. Hatırlatması yapıyor tarihten. Ama dediğim gibi Ankara adım atamaz halde. Bugünkü başlığımız, KJ'miz bu. Neden? Evet, çünkü para bitti. İktidarın TODEX çıkması, çıkması. TR724'ünde manşeti. TGRT zorda video kayıtları silindi diyor. Bu arkadaş çok yandaş kanallara çıkıyor. En çok da TGRT'ye çıkıyor. TGRT hem kayıtları siliyor hem de ondan sonra işte bu işin arkasında FETÖ vardır falan diye yayınlara başlıyor. Evlere şenlik yani. Müfteri müttefikle yol ayrımı Türk günün manşeti. Üç hafta daha kısıtlamalı hayat rahatlama haziranda. Bu arada Ankara Saray kabinesinin neyse 20 gün kapanmaya gideceği bayram dahil konuşuluyor. O konuda bir karar çıkarsa bakarız. Şu anda kısmi bir kapanma, kısmi bir sokağa çıkma yasağı, kısmi tedbirler yürüyor. Ama Türkiye bu gidişle Ramazan bayramı dahil tam kapanmaya gidecek gibi duruyor. Ama tam kapanmaya gittiğinizde şey yapmanız lazım. Yani insanları desteklemeniz lazım, finanse etmeniz lazım. Esnafın, işçinin zararını töler etmeniz lazım. Devlette para da yok. Dediğim gibi Ankara adım adamaz hallederken, Biraz da ona bakıyoruz. Yeni Asya Ermeni Cemaatinden dünyaya çağrı Hatay Vakıflı Ermeni Cemaati Başkanı. Biz yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Gelip burayı görün hastalığın ilacı budur demiş. Birkaç on bin Ermeni kaldı Türkiye'de biliyor musunuz? Yeni Birlik Gazetesi'nin ne dediği belli değil. Evet. Soykırım diyeceğini Erdoğan'a söyledi. Yeni Çağ Manşet. Evet yani gazetecilik yani Türkiye'de gerçekten gazetecilik bitti artık başlık da atamıyorlar yani. Soykırım bahane asıl hedef Anadolu. Evet. Yani bu söylemlerle başımızı yetiniz yani valla acayip yani geçmedi geçmedi. Büyük hedef. Bize hedefliyorlar, yıkacaklar, bölecekler. Türkiye dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bizim yükselmemizi, başarılı olmamızı istemiyorlar. Yani Macaristan, Polonya, Belarus kendi içinde böyle başarılı bir propaganda imza atmıyor. Yani Türklerin, Türklerin bu konuda üstüne yok. Bu bir hakikat davası. Bugün başlayacak Kobane, Kobane davası. Tarihsel hesaplaşmaya dönecek diyor. Yeni yaşam. Evet. Tarihsel hesaplaşmaya döndü mü dönmedi mi bilmiyorum ama ciddi bir şey var. Mahkemede abluka var. Aslı Aydın Taşbaş gayet mantıklı bir tweet dizisiyle son soykırım meselesini özetlemiş. Okuyalım. Biden'ın 1915 trajedisiyle ilgili açıklaması hukuken soykırım tanımlamasının Türkiye'nin başına ağrıtmaması için Osmanlı vurgusuyla şekillendirilmiş diyor. Güzel, doğru. Türkiye'den yazan gazeteciler de işte olaya trajedi vesaire gibi isimler koyuyorlar. Çünkü Türkiye'de hiç kimse Ermeni 1915 olaylarına soykırım diyemez diyemez yani. Aslı Aydın Taşbaş Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan araması ve önceden haber vermesi bundan sonra ikili ilişkilerde kademeli bir normalleşme sürecinin başlayacağının işareti demiş devamla. Ankara'nın soykırım ifadesini reddederken 1915 ve 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük trajedilere empati yapabilen bir üslup kullanması önemli. Erdoğan'ın taziyede taziye de içeren mektubu bu açıdan çok önemli. Demiş ki bu mektup bundan 4-5 sene evvel kaleme alıp gönderilmişti. İktidar bu ince ayarı yaparken maalesef konuya bodoslama giren muhalefet sınıfta kaldı. Muhalefet açısından tarihsel acılara yönelik daha empatik bir dil gerekli demiş. O arada Kerim Has paylaşıyor. Rusya Ermeni soykırımını 1995'te tanımıştı. 2015'te de Rus duması bu kararı yenilemişti. Putin de yine 2015'te Ermenistan'daki Ermeni soykırımı anıtını şekilde görüldüğü gibi ziyaret ederek konuşmasında soykırım ifadesini kullanıp soykırımın 100. yıl anma etkinliklerine katılmıştı diyor evet. Burada fotoğrafını da veriyor. Doğru. Rusya Ermeni soykırımı meselesini 25 yıl önce tanımış. 2015'te de Rus Dumas'ı bu kararı almış. Aynı sene e, e, soykırım anıtını ziyaret ederek Ermenistan'da 100. yıl anma etkinliklerinde işte efendim Putin konuşmuş vesaire. Ama dediğim gibi Amerika şey Türkiye bu işi belli ki zamana yayarak götürmeye çalışıyor. 30 ülke tanımış şu anda Amerika ile beraber bu konuyu ve acaba ne yaparız da bu işten sıyrılırız? Biraz bu işi soğumaya bıraksak daha iyi olur falan gibi bir tavır içerisinde çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. Ümit Özdağ paylaşmış. Profesör Doktor Düşman ordusuyla işbirliği yaparak Türk ordusunu arkadan vuranlara karşı gereken önlemi alan Talat Enver ve Cemal Paşaları rahmetle anıyorum. Bugün olsa yine yaparız. Arkadan vuranı vururuz demiş. Evet. Resimde soldan sağa Cemal, Enver ve Talat Paşalar görülüyor. En sağdaki Talat Paşa bunların hepsi İttihatçı. 1908'den itibaren Osmanlı idaresinde söz sahibi oldular. ...güçlendikleri, zayıfladıkları dönemler oldu. Baskınlarla, suikastlerle anıldılar. Babali baskını mesela önemlidir. Ama 1908-1918 sürecine damgalarını vurdular o 10 yıllık döneme. Cemal, Enver ve Talat Paşalar. Bütün bu önde gelen iddiaçlar esasen 1917'ler, 18'ler, 19'larda tasfiye oldu. Ve gene bir iddiaçı olan Mustafa Kemal aradan sıyrıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. Esasen iddiatçı geleneğin bazı politikalarında da iddiatçı geleneği sürdürdü Mustafa Kemal Atatürk. Ama emin olun 1908-18 döneminde Atatürk'ün esamesi bile okunmazken, Mustafa Kemal'in esamesi bile okunmazken ee, ön planda bu isimler vardı. Sağdaki e, Talat Paşa Dahiliye Nazırı'ydı efendim. 1915 e, 24 Nisanında Osmanlı e, devletinin yani İçişleri Bakanıydı. Dönemin Süleyman Soylusuydu, öyle söyleyeyim. Ve e, Ermeni tehcirinin e, mimarıdır. E, sonrasında e, Enver Paşalarla Cemal Paşalarla beraber işte Sivas Topol üzerinden. E, Kaçtı Talat Paşa Berlin'e geldi ve 1921 yılının yanılmıyorsam 15 Mart'ında bir Ermeni e, suikastçı tarafından e, öldürüldü. E, Alman mahkemesi de Ermeni e, suikastçıyı suçsuz buldu. Çünkü e, yakınlarını e, katleden, e, Ermeni yakınlarını, Ermeni ailesini katleden bir Osmanlı Paşasını veya Osmanlı Dahiliye Nazırı'nı öldürdüğü için e, bir nefsi müdafaa yaptığını varsaydı acılı bir genç olduğunu ağır tahrik altında bir genç olduğunu varsaydı ve o genç e, suçsuz bulundu e, ismini şu anda hatırlayamadım e, 1965 yılına kadar da yaşadı Amerika'ya gitti ve San Francisco'da öldü ve bir ulusal kahraman ilan edildi bunları da hatırlatmış olalım. Tarihi bilmek gerekiyor. Ben burada şimdi bu programı tarih programına çevirip de başlarsam çıkamam. Kaldı ki benim de işim değil, alanım değil ama okuyun. yani. Yakın zamana kadar iktidar unsurları da mesela 13 Ağustos 2010 tarihinde bundan 11 sene evvel attığı Hilal e, Tweet'te Hilal Kaplan Ermeni mallar üzerine bina edilmiş bir devletimiz var diyordu. Ama bugün e, bunu yazanı haini ilan eden e, suçlayan bir devlet var. Gökhan Özoğuz bir sanatçı olmayan şeyle yüzleşilmez Türk geleneğinde soykırım yoktur diye bir ezberi e, boca etmiş HDP Genel Merkezi'nin tweetinin üzerine. Keşke okusak biraz keşke baksak biraz. ...bizim tarihimiz sütten çıkmış ak kaşık değil... ...bütün dünya tarihinde... ...bütün dü dünya dünyayı oluşturan ülkelerin tarihleri gibi... ...bizim de efendim var yani günahlarımız... ...katliamlarımız var, soykırımlarımız var... ...yağma var, talan var... ...kölelik var, köleleştirme var, köle pazarları var... var oğlu var, işgal var... ...işte ganimet vesaire adı altında çalıp çırpıp çırpma götürme var. Var hepsi var. Murat Bardakçı Talat Paşa'nın evrak Metrukesi'nde yaklaşık 1 milyon Ermeni'nin tehcirin ardından kayıp olduğunu belgeleriyle koymuş. 2008 yılında. Burada da şu var. Sevk olunan Ermeni miktarı diyor. Gene aynı şekilde Talat Paşa'nın biraz evvel atıfta bulunduğum Osmanlı'nın 1915 Dahiliye Nazırı. Bu o kitaptan sevk olunan Ermeni miktarı demiş yekün 924.158 en altta görüyorsunuz ve o gün bazı vilayetlerin nüfusu kadar neredeyse Ermeni söz konusu yani mesela Ankara'da 47 bin Erzurum'da 128 bin bakın sene 1915 yani bundan 106 yıl önce bugünkü rakamlarla bugünkü nüfuslarla bugünkü büyüklükle falan bugünkü 85 milyonluk Türkiye ile karşılaştırmayın o günlerde Anadolu'nun nüfusu 15-17 milyon o civarda. Anadolu'nun bugünkü toprakların nüfusu 15-17 milyon civarında. Daha fazla değil. Ve yine e, Osmanlı nüfus sayımlarına göre bu nüfusun eee 1,5 milyon kadarı Ermeni nüfusu. Yahudi nüfusu var, Rum nüfusu var, pek çok Arap nüfusu var vesaire. Bu yaklaşık 15-17 milyonluk Anadolu nüfusunun 1,5 milyonu Ermeni ki en az bir buçuk milyonu. Şimdi bu o günkü koşullara gidiyoruz. O günlerde dünya bile bugünkünün 8'de biri nüfus itibariyle. Dolayısıyla bugünün rakamlarıyla değerlendirmeyin ve o güne bakın. Erzurum vilayetinde 128 bin, Bitlis'te 109 bin. Yani Erzurum'da, Bitlis'te, bakın Sivas'ta 141 bin. Sivas'ta Kahir Ekseriyet, Ermeni. Yani Van'da Kahir ekseriyet. Yani nüfusun yarıdan çoğu Ermeni. Ama bugün gittiğinizde bir kişi bile yok. Evet. Yüz binlerle ifade edilen nüfuslar var. Topladığınızda 924 bin ediyor efendim. Ve yine katledilen Ermenilerin bağal sayısı vesaire falan bir grafik var. Burada şu büyük Sivas Muş gibi merkezler 1915 tehcirinde toplanma alanları ve işte aş ağırlıklı olarak Deir-i Zor, Rakka, Resulayn'a yönlendiriliyorlar. Ve e, bu irili ufaklı kırmızı noktalar Ermeni nüfus yoğunluğuna göre göç güzergahlarını gösteriyor. Hadi diyelim ki öyle çok öyle iddia edildiği gibi işte Doğu vilayetlerinde bazı isyanlar, baş kaldırmalar, şunlar bunlar vardı. Peki arkadaş Edirne'de de mi vardı? Tekirdağ'da da mı vardı? Çanakkale, Ezine'de ee, Balıkesir, Manisa'da, Kütahya'da, Uşak'ta, Eskişehir'de de mi vardı? Isparta'da da mı vardı? Bakın oradan bile Ermeniler sevk edilmiş. Yoktu buralarda öyle bir isyan başkaldırı şu bu. Evet. İyi bakmak, iyi araştırmak gerekiyor. Emin Çölaşan, ee, emperyalist dünyanın başımıza açmaya kalkıştığı bir bela diyor Ermeni soykırımı için. Altını çizdiği şey esasen Ankara'nın da korkuları ve elbette Ankara'ya destek veren sol sağ fark etmiyor. Bütün kesimlerin de korkusu. Yani biz burayı diyor kabul edersek ondan sonra çorap söküğü gibi gelir domino taşı gibi bir asırdır 100-150 senedir bina ettiğimiz her şey yıkılır. Böyle de bir telaş var onu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü biraz evvel gazeteler atıp tutuyordu ya işte üstleri kapatalım vesaire. Biden açıklamasına önümüzdeki günlerde ve aylarda farklı biçimlerde tepki verilecek diyerek olayı zamana yaymış ve bu Ankara'nın tepki vermeyeceğini gösteriyor. Ankara tepki veremez. Piyasalar son derece nazik, hazine boş, kasa tam takır. Hatta o kadar tam takır ki Ankara saray ekonomide o kadar işte Merkez Bankası Başkanı değiştirdiği o kadar e Hazine Maliye Bakanı'nın yerine birisini atadı, olmadı vesaire. 128 milyar tartışmasında öne geçemiyor. Ee, söylemini kabul ettiremiyor. Eski bilinen bir isme e, Yetiş, Kurtar Bizi teklifi yaptı. E, çok başı sıkışınca Ankara. Bunu da e, birkaç gün önce TR724 yayınında seyrettim. Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez'in Çıkış Yolu programında Ekrem Dumanlı'nın orada paylaştığı iddiayı, flash haberi veya flaş kulisi şimdi ekranlara getiriyorum. Bir, bir buçuk dakikalık bir bölümü efendim bu yayından. Ankara'nın nabzını çok iyi tutan, çok iyi bir gazeteciden aldığım bilgiyi söylüyorum. O kadar çaresiz kalmışlar ki Mehmet Şimşek'e bakanlık öneriyorlar. Davulla, zurnayla kovdukları, kurda kuşa yem ettikleri, Berat Albayrak'ın tekme tokat adeta politikalarını altüst ederek yok etmeye çalıştı. Mehmet Şimşek'in kapısını çalıyorlar, bakanlık teklif ediyorlar. Çünkü bir, Türkiye'de mali disiplinler altüst oldu. İki, Türkiye'nin yurt dışındaki bankalara, yurt dışındaki finans kuruluşlarına gidip kapıyı çalacak bir yüzük kalmadı. Mehmet Niye? Şimşek de kabul etmiyor. Bu son birkaç aylık bir operasyon, rica evet. ediliyor, minnet ediliyor istihdam ediliyor. Eğer kabul etse bir bakanlar kurulu değişikliği zirvesi içerisinde böyle bir sürpriz paket çıkaracaklar. Belayı da üzerlerine atacaklar. Çünkü Merkez Bankası'na kimi atasalar bir şey olmuyor. Dünyada Türk ekonomisiyle ilgili imaj çok çok yerin dibinde. Yeni bir yüz biraz da Yiğit Bulut ekolünün, Berat Albayrak ekolünün üfürdüğü bütün hikayeler fos çıktı. Yani bunu bir yeniden toparlayabilir miyiz endişesi veya isteğiyle, talebiyle yapıyorlar ama Mehmet Şimşek de akıllı adam. Onu kabul edecek durumda değil. Çünkü kendisinin de çok iyi bildiği gibi bugün kamu bankaları aslında iflas etmiş durumda. Hazine tam takır. Bunun altından kalkmak normal şartlarda mümkün gözükmüyor. Evet. Ekrem Rumanlı'nın paylaştığı kulis bilgisi böyleydi. Mehmet Şimşek'e dahi e, yetiş ya Mehmet diye e, talep gitmiş ama Kabul etmemiş. Şu anda ateşten gömleği kimse gö giymek istemez. Pınar Türenç paylaşmış. Nereye bakılsa dökülüyor. Aman tanrım ülkenin bu hale geleceğini o savunucular rüyalarında görseler hayra yormazdı demiş. Greenpeace verilerine göre Türkiye 2020'de Avrupa'dan en çok plastik at atık ithal eden ülke olmuş. 670-60 bin ton ve e, bu atıklar e, karşılığında Türkiye'ye para veriyorlar ama bu atıklar işte Türkiye'ye getirilip işlem falan görmüyor, arıtma tesislerine falan gitmiyor, bu atıklar Adana'da, Yumurtalık'ta belli bölgelere atılıyor ve kimse de ilgilenmiyor. Parayı alıp üzerine bir bardak soğuk su içiyoruz. Profesör Doktor Kemalettin Ettin Aydın AKP, partide görevi var, aynı zamanda bir tıp doktoru Süleyman Soylu'nun Erk Acerer'le girdiği polemikte. Soyun ve sülalenle gurur duyuyoruz sayın Soylu demiş. Yani ben hayatımda böyle bir yalakalık görmedim. Ayrı bir konu. Soyun ve sülalenle gurur duyuyoruz. Paçana dalanların ödülü onlara cevap değil. Strychnin demiş. Yani ilaç dozunda diyelim diye de eklemiş. Zehirleyin bunları diyor. Zehirleyelim bunları diyor. Ve bu arkadaşın da başına herhangi bir şey gelmiş değil. Onu da belirtelim. Ama başına bir şey gelen var. Almanya'da. Görev yapan iki diplomatın Yeşil yurt'tan gri pasaportla Almanya'ya gelen kafileden şüphelenerek Ankara'yı uyarması sonrası görevden alındığı ortaya çıkmış efendim. Evet. Size mi kaldı yani herhangi bir usulsüzlük, herhangi bir yolsuzluk veya herhangi bir yanlış giden şeyle Ankara uyarıyorsunuz? ya, ya tuhaf bir şey. Şunu aklınıza sokun yani. Ankara'da bir çete, bir şebeke iş tutuyor. Yasa dışı iş tutuyor. Ve bazı bürokratlar da yani hala bir devlet var falan zannetip ya işte filan yerde falan şöyle bir usulsüzlük var bakın buna falan diye Ankara'ya şikayet etme ee, ne derler şeyinde bulunuyorlar. E, cüretinde bulunuyorlar. Kelime aklıma gelmedi. ya e, Ankara'da zaten bir şebeke, bir mafya, bir çete çöreklendiği için ve bütün devlet mekanizmalarını ele geçirdiği için Allah Allah! Sen nasıl böyle bir şikayette gelirsin deyip görevden alıyor o bürokratları. Evet. Bu da böyle. Bir yayın daha toparlıyoruz. Sevgili seyirciler, salı günü. Turan Görür Yılmaz, salı perşembeleri güne bakışla ekranda oluyor. Çarşamba günü biz tekrar karşınızda olmak umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.